aslında biz gerçekten dünyaya bakmıyoruz. Yani uzaydan bir fotoğrafın çekilebilmesinin zaten mümkünatı yok. Dünya ile ilgili fotoğraflar ve özellikle NASA'nın yayınladıkları tamamen bilgisayar yapımıdır. Bir tane fotoğraf bulamayacaksınız. Bir izleyin aya çıkma fotoğraflarını, videolarını. Şu anda dönüyor muyuz? Dönme hissi hissediyor musun? Hiç kimse hissetmiyor. Nasıl olur da onlar dünyanın düz olduğunu göremiyorlar da sen kalktın nasıl görebilirsin? Gözünle görebilirsin. Allah'ın bir sistem içerisinde yarattığını inkar etmenin bir yolu. Yönetmenlik yapıyorum. Yani sinema, filmle uğraştık uzun süre. Çizgi filmler yaptık. Daha sonra işte haber olsun, belgesel olsun, televizyon programları. Ama tüm bunlar bize bu film yapmak, çizgi film yapmak şunu gösterdi. Mesela çizgi filmden bahsedeyim. Çizgi film yaptığınız zaman ilk iki boyutlu bir çizgi film. Yani bir karakterler yapıyoruz. Onları istediğimiz yerden atlatıyoruz, zıplatıyoruz. Onların bir dünyası oluyor. Daha sonra sinemada da baktık. Sinemada da bir dünya kurduk. İnsanları oynattık, bir roller yaptık, senaryo yazdık. Bunu yaparken de gerçek hayata baktık. Aslında bir baktık, gerçek hayatta böyle. Çünkü bizim yaptığımız çizgi filmler veyahut da sinema, film, insanlar bunlara inanıyordu. Yani o dünyanın içine giriyorlar ve o dünya gerçekten öyleymiş gibi zannediyorlar. Aslında biz gerçekten dünyaya bakmıyoruz. Yani dünyaya gerçek anlamda oturup da şöyle bir denizi seyrettiğin zaman, gökyüzüne baktığın zaman, bulutlara baktığın zaman bize anlatılan dünyanın bize anlatıldığı gibi olmadığını görüyoruz. Şimdi bir tasarım dünyası var. Şu anda yaşadığımız dünya bir tasarım dünyası. Yani tasarım dünyası şu demek, proje usulü gider, insanların kurmuş oldukları, olmazsa olmaz mutlaka var dedikleri bir şey var. O nedir? İnsanlara doğdukları zaman bir kere saftır. Ama daha sonra üzerine kimlikler konur. Alevisin, Müslümansın, Hristiyansın gibi bir din konur. Ondan sonra kimlik konur. Türksün, işte Yunansın, İngilizsin gibi belli şeyler konur. Bu kimlikler çocuğu belli bir yere yöneltir. Daha sonra okul. Okul zaten sistemin en büyük silahı, sistemin yani proje dünyasının çocuğu kalıba soktuğu yer okuldur. Ve okullarda bize sürekli bir şey anlatılır. Dünya yuvarlaktır, dünya dönüyor, dünya güneş etrafında dönüyor ve dikkat edersiniz bunu her yerde çok vurgulanır. Hem filmlere bakarsınız, çizgi filmlere bakarsınız veyahut da birçok yerde görsel olarak hep bu imajı alırsınız. Ama isterseniz şu anda YouTube diye bir şey var veyahut da işte Google denen bir şey var. Oraya yazın, dünyanın fotoğrafı diye. Hiçbir tane dünya fotoğrafı göremeyeceksiniz. Yani uzaydan bir fotoğrafın çekilebilmesinin zaten mümkünatı yok. Bize gösterilen şeyler, o yuvarlak, dünyanın yuvarlak olması, güneş sistemi falan, bunların hepsi birer animasyondur. Bir kere bunu baştan söyleyeyim, yani biz belgesel yapımcılar, televizyoncu olarak bunu kesin net söylüyoruz. İster National Geographic'e desteğin, hangi kanalda izlerseniz izleyin. Dünya ile ilgili fotoğraflar ve özellikle NASA'nın yayınladıkları tamamen bilgisayar yapımıdır. Bir tane fotoğraf bulamayacaksınız. Ay'a çıkıldı. Peki Ay'a çıkıldı. Bir izleyin Ay'a çıkma fotoğraflarını, videolarını. Bugünkü teknolojide herkes bunu çok anlar. Çok iyi anlayabiliyorsunuz. Çünkü herkesin artık fotoğraf makinesi var. Herkes çekebiliyor. Böyle bir fotoğraf çekebilmenin, böyle bir video çekebilmenin mümkün olmadığı zaten gözüküyor. Peki bize bir fizik öğretilir. Fizik kuralları var. Su düzde durur. Yani dünyanın her tarafında su düzdür. Bir rakımı belirlemek için su sıfır noktasıdır. Yani bir dağı ölçmeniz için sıfır noktasını alırsınız. İstanbul'daki suyla Marmara Denizi'nin Amerika'daki suyun seviyesi aynıdır. Ve su hiçbir zaman bükülmez. Suyu bükemez. O parça bileyen su da aynıdır, okyanus da aynıdır. Sen bileyen suyu da eğemezsin, okyanusu da eğemezsin. Okullarda bugüne kadar bize öğrettiklerinin çoğu bilim adına bilim adamları adına koydukları her şey tasarım dünyasının önümüze koymuş oldukları. Şimdi tabii insanlara çok acayip gelecek. Dünya düzdür demek. Çünkü bunu herkes biliyor. İlk söylediklerinde dalga geçiyorlar. Ama biz insanlara şunu söylüyoruz. Diyoruz ki tek yapman gereken şu. Otur gerçek dünyaya şöyle bir bak. Hiç deniz neden nasıl oluyor, bükülüyor diye hiç düşündün mü? Peki bulutlara baktığın zaman bu bulutlar nasıl? Biz dünya dönüyor muyuz? Şu anda dönüyor muyuz? Dönme hissi hissediyor musun? Hiç kimse hissetmiyor. NASA gibi kocaman yer var, bilim adamları var, profesörler var. Nasıl olur da onlar dünyanın düz olduğunu göremiyorlar da sen kalktın nasıl görebilirsin? Gözünle görebilirsin. Onlar bizim tesadüf eseri var olduğumuzu söylüyor. İşte bir Big Bang patlaması var, böyle bir patlama olmuş. Milyarlarca parçacık etrafa yayılmış. Onlardan dünya gibi aslında milyarlarca, trilyonlarca şey var, tesadüfler var. Biz de o tesadüflerden eseri. Dünyaya bir tane şey gelmiş, hücre, oradan evrim olmuş, balık olmuş. Sonra balık demiş ki bana bir tane ayak lazım, karaya çıkmış. Sonra demiş ki ben uçmam lazım, kanat olmuş. Bakın ne kadar büyük ya. Bu kadar saçma, aptalca bir şeyi bize yutturdular. Çünkü burada Allah'ın bir sistem içerisinde yarattığını inkar etmenin bir yolu.